Celal desem değil diyor. Hacı Taşan komşumuzdur, seçilmiş değil. Muharrem Ertaş ağa mı desin? Ağa mı diyor, ne diyor? Muhammed Ertaş. Ağam da değil diyor. Olsa olsa Neşet Ertaş. Peki yaptılar mı filan? Çünkü millet geliyor filandı. Yaptılar mı daha? Ama gerek yok ki. Oraya herhangi bir yere de gitmiyor. Orada piknik de yapamaz mı? Yok yani ya, bir gün yapmaya değil, gezmeye işte, görmeye. Osman bir şey olsa orası köye çıkıyoruz. Ne gerek var diyoruz da millet işte gerek var, yok bir bakın. Yotası çok değişimi yaptı. Yemek değişimi yaptı. Ya bizimkilerin de yok. Nereye vurdular? Ha, vurmamışlar daha. Tipe vale tipe. Geç lokanta var, açıldı ya şurada. Aynen. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 tane kedi. Yani bakacağı kadar 10. Pis dedim, hepsi birden geldi. Şimdi gizli çekime başladınız. He. Neymiş abi, yatırım bakalım. Adam fıksa aldı ya. Ayın kaç ya bugün? Dört Haziran 2021 Cuma akşamı Belemedik'teyiz. Gidos ekibi olarak kamp alanındayız. Ekip yılan gibi çalışıyor. Evet. Geçen sefer 400 milyona aldı. Geçti Ahmet'in sete bakıyoruz. Alın set, yaklaştır. Adamlar hep kampçı yaklaştır. Oldu ya. Ya set burada, set görsün gözünüz. 400 gözümüz. Milyon, 400. Set görsün gözünüz. 20 milyonluk şeydi. Evet İbrahim Bey, sezonu açtınız, ne diyorsunuz? Çekil, bir tane çekil. Güzel, bundan sonra devam. Hani, kilo bile almışım, hani, takma, boş ver ya, vermemiş. Başkan iki kere böyle durgun gördüm, biz Mehmet'in öleceği zaman. Bir de zayıflamışım dediğim zaman. Ne döndürün sen onu öyle ya? Ya uzun zamandır görmüyor musun ondan? Yok ya, iyi başkan, bir şey yok adama zayıflamışsın diye. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanmar kadar. Niye mi girdin şuna, yer mi ya? O yalan sözlerine kanmar ben getireyim. Neyse sonra karıştırdık, hemen ısınmıyor Barış. Melemen yiyin, karnınız yiyecek diyoruz. Ban, ban, ban. Hadi bak, bismillah. İbrahim, şeker çıkarttın mı orada? Çıkarttım hocam. Gel Osman'ım, gel. Ahmet gelmiyor mu? Ahmet, sandalyeyi al, gel Ahmet. Buraya geç. Şöyle boş. İki tane olmaz. Sevim de size pay edeyim onu, bırak. Al, al, al. Ben pay... Lan Engin'im olaydı, şimdi o... Tete pay et bakalım. Keserdi lan.
Ama derenin içinde o ağacı yaktık ya. Sabah vardık daha yanıyor akşam. Kaç kişi zor getirdik yuvarlaya yuvarlaya. Aslında şurada büyük tripik var da orada şimdi çıkarmak zor. Yani. Yeri çıkarmak zor. Burada mı? Derenin içinde. Tren yolu olmazsa şey yaparız belki de. Yalnız şey yakın. Haftada değilse de iki haftada bir yapmamız lazım bu kamp işini. Haftaya gidip belirli yapıyoruz. Stres atmak için bile bir yapma. Vallahi şey. İyice şey yok ya. Bu iki kişilik mi? Ben nasıl iki kişilik yazın lan? Ben iki de iki kişilik. Günaydınlar. Gidos ekibi olarak güzel bir kamp yaptık. Orman, yüzümüzü de yıkadık. Suyumuz da var. Ve şöyle bir güzel kamp alanımız var. Arkadaşlar kalktılar. Ulan Osman ha iyi giyinmiş. Gidos ekibi hazırlanıyor. Biraz sonra kahvaltımızı yapacağız. Sonra yıkılan kayaya gideceğiz. İbo Başkan yıkılan kaya. Doğanın uçtuğu yer. Kur'an'ın adını da biz koyduk. Yıkılan. Vallahi ilk var ya. Önce kapalı var. Gidos. Hı? Oraya koy da bırak. Gel ya. Yok ya. Koysam aslında güzel bir çekim yapar da. Dik koymam lazım ya. Hocam kırılır mı? Ulan. Gidos ekibi olarak Belemedik'te olduğumuzu söylemiştik. Şuradan bir geçiş alayım arkadaşlar. Bekle. Haziran 2021 Gidos Belemedik'te. Sinan Başkan.
İbrahim Başkan, Ahmet Başkan, Osman Başkan, Mehmet Başkan ve Hasan Başkan. Gidoz, takılın, hayatınızı yaşayın. Nasıl gidiyor Ahmet Bey gezi? Çok iyi hocam, Allah'a şükür, ezimat diyor. İyi bakalım. Yürüyün yürüyün. Nasıl gidiyor beyler gezi? Serin, beautiful. Hava sıcak da olsa Gidos yorulmaz. Gidos'un lügatında yorulmak diye bir kelime yoktur. Makaryos. Makaryos. Makaryos da Yunan değil mi? Şey, Kıbrıs'ın. Evet, Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı işte. Makaryos. Makaryos. Düşürene bak. Dur, düşüreceğim. Hes şu dağın içinden geçiyorsa şöyle güneş etkisinde oradan atıyorsun. Tren buradan üstten mi gidiyor acaba? Tren oradan üstten geçiyor. Evet, üstten. Hicaz Demiryolu'nun tüneller arasındaki bir köprüsü. Yani bu tarafımız dağ, bu tarafta dağ. Tünellerden bu kısımdan tren biraz çıkıp tekrar bu kısımdan, şöyle göstereyim, elim olmuyor. Şimdi bu taraf Niğde tarafı, bu taraf Adana tarafı. Gördüğümüz gibi bu tarafta dağ, bu tarafta da tren bu köprünün üstünden geçip tekrar ileride tünele giriyor ve tüneller bu şekilde devam. Şimdi buradan gidiyoruz. Dediğim gibi bu sağ tarafımda tamamen tünellerin geçtiği, trenlerin geçtiği tüneller var. O ilk tünel, fotoğraf çekildiğimiz yerde bilemedik de ki başlayan tünel. Biraz önce o gösterdiğim yerde ve şu an sağ tarafımda tünel var. Tren alttan dağın içinden gidiyor. Zamanında yapılmış.
hala da aktif olarak kullanılıyor. İnsan şaşırıyor aslında. Bir tarafımız böyle uçurum, Çakıt Nehri. Bir tarafımız trenlerin geçtiği tünel. Tren geçerken bir titreşim hissediliyor. Ama burada olmanız lazım onun için tabii. Şu an tünellere yaklaştık. Sağımızda tünellerin içinden giden bir tren var. Hemen yanımda başkanım var. Ekibin bir kısmı balık tutmakta kaldı. Ama biz bu doğal güzellikleri seyretme taraftar olduğumuz için buradan geldik. Şu an en güzel yerlerindeyiz. Güzelliğe bak ya. Abim bura çökmüş ya. Bura böyle miydi? Sanki çökmüş ya. Ama he, duvar var. Buraya aşağıdaymış demek ki bu. Şeyi. Zemini. Duvar yerine başladı. Evet. Şu aşağıda da var mıydı? Belemedik'te tünele giren tren belli aralıklarla bu şekil dağların arasından çıkıyor. Buraya bir köprü yapmışlar. Biraz önceki yerde köprü değil de yığma bir alan vardı. Bu aşağısı vadi, ırmak. Bu yürüdüğümüz yolu da tren yolu yapımında kullanılan malzemeleri falan taşımak için kullanmışlar. Katırlarla yapmışlar. Aslında bu yol Vardaya kadar gidiyor. Temelinde o köprü yapılmış. Bu köprü de aslında çok güzel. Tren geliyor. Tekrar tünele giriyor. Maden olan yerden götürmüştür. Kullanmak için. Şu yolun güzelliğine bir bakın ya. Şu manzaraya. Şu yola. İnanın dördüncü kez mi beşinci kez mi geliyorum ama her gelişimde ayrı bir güzellik. Şurada biraz sonra elimde göstereceğim Alman şantiyesi falan var ve uçurumdayız. Buradan yaklaştırıyorum. İşte bu kısım Almanlar şantiye olarak kullanmış. Bu tren yolu yapımında tam şu kısım oluyor. Şu kısımda da tünelleri göreceğiz. Yani gerçekten harika bir yol. Herkesin görmesi, gezmesi gereken bir patika.
Gidos ekibi buraya kadar gelmişken tünellere gitmeyelim diyor ama tünellere gitmemek olmaz. Yani katırlarla yapılmış bir yol. İlginç. Yani her geldiğimde ayrı bir zevk alır mı ya? Arkadaşların gittiği yerin güzelliğine bak. Bir tarafımız uçurum. Bir tarafımız dağ işte. Adamın biri diye başlayan bir şey var ya, o fıkrasına denk geldiniz mi? Adamın biri varmış diyor. Kız arkadaşı gel seni bu gece ailemle tanıştırayım demiş. Tanışır akşam yemeği yeriz. Acil çıkış alanı trenin de burası olsa gerek. Zakkum'un kökleri. Şurada bir yapı var. Şeyde altında kalmıyor. Ha bak işte aşağıda. Evet, yakın üstünde işte. Şakir evimiz var üstünde. Yakından hiç baktık mı? Evet. İnşaat işçilerinin muhtemelen şantiye alanı olarak kullanıldığı yer. Otobanın kenarında Alman mezarlığı var da adamlar normalde buralarda çalışıp işlerini buralarda halletmişler. Yeme, içme, barınma. Yani düşününce işte nereden, nereye geliyor çalışmak için insanlar ekmek parasını. Abi adamlar Avrupa nereye tren yolu ya? Onlar zamanında bu işi geliştirmişler. Sıfırdan yapar gibi düşünme ya. Avrupa'da her yer treni ya. Normal millet adam zengin de olsa şey metro için zengin olur. O zaman tabii şimdi Avrupa.
Evet, parkurun en güzel yeri olarak diyebileceğim kısımdayız. Tünenler. En güzel bu kısım gerçekten. Adamlar katırlarla, eşeklerle bu yolları o zaman teknolojiyle yapmışlar. Tünel. İleride bir yıkılan kısım vardı. O kısma kadar gitmeyeceğiz. Çünkü zamanımız kısıtlı. Bir de sürekli aynı yerleri gezdiğimiz için inşallah başka bir seferde o kısma gideriz tekrar. Bugünkü parkurumuz bu kadardı. Mutlu muyuz ekip? Kapatma. Bir gezinin sonuna geldik. Bugünkü durağımız tünellerdi. Yeterli zaten. Git gel bayağı bir mesafe yapıyor. Dönüyoruz. Ama şu güzel parkurdan döneceğiz.